İş Sanat Gece Gündüzü sunar. Gece gündüzden iyi akşamlar diliyoruz. Yine yeniden kültür sanat ajandamızla karşınızdayız. Ve ajandamızda ilk sırayı sinemaya ayırıyoruz. Sevgili seyircilerimiz, Altın Portakal Film Festivali başlıyor. Ve bu yıl öze dönüş temasıyla yola çıkıyor festival. Öyleyse gelen yenilikler neler? Birlikte bakalım. ...56. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali... ...öze dönüş temasıyla 26 Ekim'de başlıyor. Festivalin bu yılki jüri başkanı ise... ...Masumiyet, C-Blok, Bekleme Odası gibi... ...Türk sinemasının önemli filmlerine imza atan... ...yönetmen Zeki Demirkubuz olarak belirlendi. Festivalin gelenekselleşen onur ödüllerinin sahipleri de belli oldu... Henüz 14 yaşındayken ilk ödülünü Antalya'da alan, böylece festival tarihinin altın portakallı en genç oyuncusu olan Selma Güner ile Türk sinemasının karakter oyuncularından biri olan Ahmet Mekin'e onur ödülleri açılış töreninde takdim edilecek. Festivalde heyecan verici yenilikler de yaşanıyor. İlk kez bu yıl sinema sektöründeki kadın emeğinin görünürlüğüne dikkat çekmek amacıyla Cahide Sonku ödülü verilecek. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisinin değerlendirmesi sonucu bir kadın sinemacıya 50 bin Türk lirası para desteği sunulacak. Sinemacıları sevindiren bir diğer gelişme ise önceki yıllarda kaldırılan kısa film ve belgesel kategorilerinin yeniden programa dahil edilmesi. Antalya Altın Portakal Film Festivali, geçen yıl Cannes Film Festivali'nde başlayan ve kısa sürede Venedik, Berlin, Toronto gibi dünya festivallerinin yanı sıra Meryl Streep, Kate Blanchett, Kristen Stewart, Salma Hayek gibi isimlerin de destekçisi olduğu 50-50x20-20 hareketini desteklediğini açıkladı. Kampanya, 2020'ye dek sinema, sanat ve eğlence sektörlerinde cinsiyet eşitliğini görünür ve mümkün kılmayı amaçlıyor. Festival 1 Kasım'da sona erecek. Özel bir sergi var sırada. Kuruluşundan bu yana Kibele Sanat Galerisi'ne konuk olan sanatçıların Türkiye İş Bankası koleksiyonuna dahil olan eserlerinden oluşturulan özel bir seçki akademisyen Emre Zeytinoğlu tarafından hazırlanan bir sergide sanatseverlerle buluşuyor. Semiha Berksoy'un Otoportresi, Nuri İyem'in Köylü Kadını, Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Beylerbeyi İskelesi. İş Sanat 20. yılını Kibele'nin Hafızası sergisiyle kutluyor. Akademisyen Emre Zeytinoğlu'nun küratörlüğünü üstlendiği sergide, kuruluşundan bu yana Kibele Sanat Galerisi'ne konuk olmuş sanatçıların Türkiye İş Bankası koleksiyonuna dahil edilen eserleri sergileniyor. 1920'lerden, yani Cumhuriyet'in ilk dönemlerinden başlayan bir süreç var burada. Mesela Mahmut Cüda, işte Eşref Üren, Nuri İyemler, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Eren Eyüboğlu ve böyle bugüne kadar geliyor. Yani yaşayan ressamlara kadar, heykeltıraşlara kadar geliyor. Zeytinoğlu sergide yer alan eserleri belli bir kronolojiyi gözetmeden yerleştirmiş. Bu durum izleyeni özgürleştiren ve zamanlar arasında gezmesini sağlayan bir deneyime yol açıyor. Buraya girdiğinizde bütün dönemler karışmış durumda. Hatta bütün aynı sanatçıya bile ait olsa tavırlar farklılaşmış durumda. O farklılığı ortaya koymak daha ilginç geldi bana. Mesela 60'ları bir yere gruplasam onlara bir karakter biçebiliriz. 70'leri, 2000'leri neyse. Fakat 2000'lerle 60'lar iç içe geçmeye başladığı zaman başka bir anlam ve başka bir görüntü kazanmaya başlıyorlar. İşte ilginç olan taraf o. Sergi
yıl sonuna dek Kibele Sanat Galerisi'nde görülebilir. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un öncülük ettiği ünlüleriyle şehirleri geziyoruz projesi bu kez Hatay'daydı. Binlerce yıllık geçmişiyle 13 medeniyeti topraklarında kucaklayan eşsiz bir şehir. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un düzenlediği Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz projesi bu kez Hatay'daydı. Burada bizim amacımız Türkiye'de iç turizmin biraz daha canlılık kazanması ve insanların daha çok öncelikle memleketini, yaşadığı ülkeyi merak etmesi ve iç turizmde şehirlerimizin daha çok gezilmesi, görülmesini istiyoruz. Gezinin ilk durağı Samandağ ilçesi oldu. Burada Hazreti Hızır'la Hazreti Musa'nın buluştuğu yer olarak kabul edilen kayanın üzerine kurulu Hızır Türbesi ziyaret edildi. Ardından Çevlik mevkiinde dünyanın 8. harikası olarak bilinen 1380 metre uzunluğundaki Titus Tüneli ve Beşikli Mağarası ziyaret edildi. Hazreti Musa'nın asası olarak bilinen Çınar Ağacı ve Ab-ı Hayat Suyu da ilk günün keşif rotaları arasındaydı. Katılımcılar, Saffet Emre Tonguç rehberliğinde M.Ö. 4. yüzyıldan günümüze ulaşan antik şehrin üzerine kurulu The Museum Oteli de gezdi. Diosporos, inek geçidi demektir. Diosporos, onu size Bosporos, Bosphorus. Boğaziçi'nin adı da Dio'dan gelir. Onun için inek geçidi derler. 1050 metrekare olan dünyanın en büyük tek parça mozaiğinin de bulunduğu müze otel büyük ilgi gördü. İyi ki buradayım, iyi ki geldim. Çok heyecan verici ya. Yani bizim kültürümüze, turizmimize inanılmaz katkıda olacağını düşünüyorum bütün bunların. İkinci günün ilk mekanı Hatay Arkeoloji Müzesi'ydi. Dünyanın en büyük mozaiklerin sergilendiği arkeoloji müzesi aynı zamanda bütün Antakya'da ve Hatay'da var olan medeniyetlerin kronolojik olarak bütün eserlerinin sergilendiği, kesintisiz sergilendiği çok önemli bir müze. Hatay Arkeoloji Müzesi'ndeyiz. Türkiye'nin ve dünyanın dikkatini buraya çekmek isteriz. Bulunduğumuz yer Martrion. Martrion rahiplerin dönemin yaşayan halkını bir araya getirdiği yer. Dolayısıyla bizim bugünlerde en çok birleşmeye, bir araya gelmeye ihtiyacımız var. Antakya'da buluşalım. Dünyanın en büyük mozaik müzesinde öğrenecekleriniz, görecekleriniz sizi çok mutlu edecek. İlk kez Hristiyan adının kullanıldığı ve dünyanın en eski kiliselerinden biri olarak Saint Pierre Kilisesi ve Antakya Ortodoks Kilisesi de ikinci günün durakları arasındaydı. Hatay sokaklarını dolaşan ziyaretçiler şehrin lezzetlerini de deneyimledi. Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel Alkan, Tolga Güleç, Gökhan Keser, Ebru Şinik projeye destek veren isimler arasındaydı. Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz projesi çerçevesinde Hatay'a geldik. Hatay'da inanılmaz güzel zaman geçirdik. Sevgili Pervin Ersoy, ne diyeceksiniz? Vallahi hem çok güzel zaman geçirdik hem de harika yemekler yedik. Ben tüm katılan, grubumuzda olan tüm sanatçılarıma, tüm misafirlerime çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Hatay halkının da o samimiyetine, o güzelliğine, bu bize sundukları bu güzel kültürel şölene çok teşekkürler. Ben az buçuk Hatay'ı biliyordum zaten ve bu benim için çok iyi bir deneyim oldu. Çünkü bilinmedik yerlerine girdim. Rotahane'ye ve Pervin Hanım'a çok teşekkür ederiz bizi ağırladıkları için. Umarım bir daha geleceğiz Hatay'a. Çok teşekkürler. Şimdi sevgili Tolga'dan sonra sevgili Gökhan'a veriyoruz sözü. Vallahi çok keyifliydi her şey. Rotahane ve sevgili Pervin Hanım başta olmak üzere ekip muhteşemdi. Çok güzel yerler gezdik. Ülkemizin tanıtımı adına çok önemli bir organizasyon. İnşallah niceleri. Evet, Selen Hanım, bir Hatay gelini olarak siz neler demek istiyorsunuz?
Şimdi Hamdi bana oradan öyle bakıyor ama ben 6 yıldır bir Hatay gelini olarak Rotahane sayesinde sevgili Pervin Hanım'ın öncülüğünde hiç görmediğim yerleri görmüş oldum. Hatta Hamdi'ye dedim ki Hamdi ben 6 yıldır gelinim buranın. Habire geziyorsun, yemek yedirip küle aldırıp döndürüyorsun. İnanılmaz bir tarihi olan bir şehirde bu kadar güzel yerleri görmemiş olmak demek ki bugüne kısmetmiş. Sevgili Ebru Şinik. Ben de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ülkemizin bu kadar nadide köşelerini bu kültür serisi programlarıyla görmeyi organize edebildiğiniz için bizim için çok ilham verici. Çok teşekkürler. Ben Antakyalıyım. Tabii ki buraları biliyorum ama bir kez daha farklı öğreniyorsunuz, farklı biliyorsunuz. Biz sadece bu işe biraz daha dikkat çekmek için varız. Aslında evet. Bu ülke hepimizin. İyi ki bu memleketteyiz. İyi ki böyle güzelliklerimiz var. Hatay gezisinden elde edilen gelir, Pervin Ersoy'un kurucu üyesi olduğu Bizim Çocuklarımız Dayanışma Derneği'nin anaokulu projesine aktarılacak. Sevgili seyircilerimiz, İstanbul Uluslararası Komedi Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Bugüne dek 20'den fazla etkinliğe imza atan festival, hafta sonu da renkli geçeceğe benziyor. O etkinliklerden bazıları şöyle: 25 Ekim Cuma akşamı Okan Çabalar, 26 Ekim yine 20.30'da Can Yılmaz, Zafer Algöz, 26 Ekim saat 21'de Joe Sutherland ve yine 26 Ekim Cumartesi 20.30'da Yılmaz Erdoğan ve Çok Güzel Hareketler 2 seyircisiyle buluşacak. Yanı sıra çocuk etkinlikleri de var. Bestem Yuvarlak'la Boom Backers gösterisi 26 Ekim'de. Serkan Yılmaz Pantomim Atölyesi yine 26 Ekim'de. Naif Bey'le Atıklardan Öyküler gösterisi ise 27 Ekim'de gerçekleşecek. Ve İstanbul Komedi Festivali kapsamında merakla beklenen etkinliklerden biri de Sedef İbar ve Danilo Zanna'nın 30 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.30'da Zorlu PSM Tuş'ta gerçekleştirecekleri Kalbe Giden Yol. Biz de detayını Sedef İbar ve Danilo Zanna ile konuştuk. Ayrıca BKM Genel Müdürü Zümrüt Arol Bekçe de bize hem Komedi Festivali'nin dünden bugüne gelişimini hem de bu yılki programını anlattı. Sizleri bu sohbetle baş başa bırakıyorum. Yeni günde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Sevgili seyircilerimiz, Uluslararası İstanbul Komedi Festivali bu yıl 4. yılında. Festivalin yaratıcısı, kreatif direktörü ve BKM Genel Müdürü Zümrüt Arol Bekçe, uzun bir anons oldu, hoş geldin. Ve elbette çok sevgili dostlarımız Danilo Zanna ve Sedef İbar ve özellikle de Komedi Festivali'nde bir buluşma dolayısıyla bugün bize katılıyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi biz Zümrüt'le hatırlıyorum, bak 4 yıl olmuş, evet. En başlarda konuşmuştuk, şöyle birlikte güleceğimiz, eğleneceğimiz birkaç günümüz olsa demiştik. Hatta öyle de başladı diye hatırlıyorum. Ondan sonra da 4. yıl. Evet. Bu sorulur. Kısa zamanda epey yol aldı gibi. Hani bizim tarafımızdan öyle ama siz nasıl hissediyorsunuz? Biz böyle şirket içinde de küçük bir ekiple hani bunu bir yapalım, çok inandığımız bir şeydi. Hep beraber yapalım dedik ve senin de dediğin gibi küçük böyle uzun bir hafta sonu olsun dedik ama yine de en küçük haliyle 6 günle başlamıştık. Fakat 6 gün de yetmez oldu. Bu sene 3 haftaya çıktık. Biz ilk festivali planladığımızda Zeynep'le yurt dışında promotörlerle, prodüsörlerle konuştuğumuzda bize dediler ki ilk böyle bir uzun bir hafta sonu gibi yapın 4 gün, sonra 10 yıl içerisinde bir ayı bulur ve bir ay da çok yeterli. Edinburgh Fringe gibi. Sonra baktık ki biz hiç o kadar uzun yıllara gitmeden çok şükür 4. yılda 3 haftayı bulduk. Hedefimiz belki önümüzdeki yıl olur, belki daha sonra olur. Bir ayda bir durmak, ondan fazlasını bize de çok gelebilir. Danilo ile Sedef'i de görünce festival kapsamında siz biraz bahsedin. Sadece bu festivale özel bir buluşma mı olacak? Bir defa çok eski
hemen hemen ilk İstanbul'a geldiği yıllardan beri arkadaşım Danilo. Evet. Çok proje yaptık birlikte. Yani hep o arada konuşuyorduk. Hani kalbe giden yol mideden geçiyor. Aman işte Danilo bak ne kadar popüler bir meslek artık seninki. İşte kızlar bayılıyorlar. Böyle işte genç şefler, yetenekler. Evet. Keza bizim tarafta da öyle. Acaba bir de bunu sahnede hani böyle interaktif hiç yazılmamış senaryosu olmayan bir gülmece olarak kurgulayabilir miyiz doğaçlama diye. Doğaçlama olacak. Tamamen doğaçlama. Ama cesaret ister güzel. Evet ama biz öyle rahat ediyoruz. Evet galiba. Aslında daha rahattı belki. Daha rahat ediyoruz biz de böyle bir şey. Aslında çünkü bizim çok güzel bir enerji var yani. Bir bağlama var yani. Evet. Bir bağlantı var yani. Bir bağlama var. Bir bağlama var. Evet. Ama biri kulağa bir şey fısıldayınca. Evet. O, yani ben bir de hiç oyunculuk olmadığı için o bambaşka bir şey. Allah vergisi bir yetenek istiyor. O zaman siz söyleyeceğiniz lafları da şaşırıyorsunuz. Bütün bir tıkanıklık oluyor. Halbuki bu halleri yani mutfağın içinde yaşanan komik halleri veya hepimizin belki de kendini karşı cinse beğendirmek için hiç cinsiyet ayrımcılığı yapmadan o komik halleri biraz seyirciyle komedi festivalinde buluşturmak istedik. Zümrüt de destek oldu. 30 Ekim'de 30 Ekim, evet. Bir araya geleceksiniz ve şöyle güzel sorular var. Lezzet aşkı destekler mi? Öyleyse neden güzel dolma yapanlar hep yalnız evet. gibi? Evet, bunları yazdık. Bile bana çok cazip geldi. Yani bunun üzerine düşünmeli diye belki hani bilahare konuşuruz. Evet. O gösteriden sonra evet, da konuşuruz. Evet. Ama interaktif derken gerçekten seyirciyle birebir bir iletişim evet. de arzu ediyorsunuz tahmin ediyorum. Tabii ki de yani aslında tam şey bence en güzel taraf da bu zaten. Bu interaksiyon yani sormak evet. yani anlamak aynı sen zamanda yani. Bravo, bravo. Sahnede röportaj yapalım aynen. istedik seyirciyle. O sıcak sıcak o anda düşündüklerini. Evet. Çünkü aslında vücudu bir harita. Evet. Ve şey bu kalbi giden yol yani bu mutluluk gerçekten onudan geçer mi yani mideden geçer mi? Yani ben şef olarak ve özellikle İtalyan olarak yani çünkü biz İtalyan şef de yani bence şey geçerli değil ya tam geçmesi gereken yani. Evet. Sorarsan yani. Ama demek ki koşulları var bunu da. Yok koşulları çok koşulları var. Peki çok da yer mekan oldu aslında. Evet. Öyle değil mi? Kaç mekan oldu? 17. Gayet güzel. Bu mekanların işbirliği yapması da aslında hoş. Öyle değil çok mi? Kıymetli bizim için. İstanbul'a yayılmaktan söz ediyoruz gerçekten. Her zaman tek amacımız o yani festival sokağa insin istiyoruz. Evet. Bizim hep söylediğim Beşiktaş'ta çarşı içinde bir balık yiyorsunuz, önden bir kestane alıyorsunuz. Karşıda Moda'da da varız, Caddebostan'da da varız. Her yerde yayılıyoruz. Çünkü adı İstanbul Komedi Festivali. Biz şimdi Beşiktaş'ta başladık ilk tabii ki tabii. kendi dükkanımızda, kendi çapımızda. Çapında bütçesi olan da bir işti. Küçük çaplı başladık ama şimdi diğer tiyatrolarda, sanatçılarda herkes çok destek oluyor. Festival çatısı altında performans gösteriyorlar. Bizim için bu katılım çok kıymetli. Yani hem mekanların hem sanatçıların gerçekten çok mutlu oluyoruz. Seyirci de mutlu oluyor. Görüyoruz hepsi geliyor. Evet. Çok güzel oldu. Programdan bahsedelim çünkü giderek daha da zenginleşen bir program. Evet ilkler var. Sedef'le Danilo'nun buluşması gibi. Aslar var. Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Ata Demirer gibi. Evet. Yani oradan biraz detayını senden aslında dinleyebilirim. Şöyle ilk programa geldiğimde buraya 4 sene evvel böyle herkesi ezbere tarihiyle biliyorum. Fakat şimdi yapamayız 107 bu. Tane, 107 tane olunca işte onu atlamayayım bunu söyleyeyim. Şu an bu yetiden çok uzağım. Çünkü 107'yi bir nefeste saymam kabil değil. Ne mutlu ki diyeceğim. Ama klasikler diye adettiğimiz işte doğru. Güldür Güldür Güldüğü Güldüğü Çocuk vesaire bunların dışında da yeni yabancılarımız var. Joe Sutherland var, George Eck var, Jess Robinson var. Yine o tarafa da bir yer ayırıyoruz. Onun dışında yeni katılımlar var. Şeyimiz çok geniş, repertuarımız çok geniş. Burada altını çizmek istediğim bir konu var ki
çocuk kısmı çok popüler oldu 3 yıl içerisinde. O nedenle onun broşürünün şeklini de ayırdık. Yani ayrı bir line yapmak durumunda kaldık. Çünkü hafta sonları ben de anneyim. Tabii. Hepimiz ofisteki herkesin çocuğu var. Herkes dedi ki çocuklara şunu yapalım bunu yapalım derken BKM'de küçük sahne açtık. Ayrı güzel bir sahnesi var çocukların. O nedenle komedi festivalinde en çok düşündüğümüz, yer ayırdığımız bölümlerden biri de çocuk oldu. Eza Sunal yine bizlerle beraber orada. Onun dışında güldüğü çocuk her zamanki gibi sold out. Şu anda bileti ilk bitenlerden. Çocuk etkinliklerimiz de çok kuvvetli. Ben çok teşekkür ediyorum. Gösterinizi de gerçekten merakla bekliyorum. 30 Ekim'i de bir kez daha not etmiş olalım. Sağolunuz, katıldığınız için. Teşekkürler. Teşekkürler. İş Sanat Gece Gündüz'ü sundu.